Kapı çaldı aşağıdan birkaç defa. Leyla yine gece uyanmıştı, o yüzden ben Leyla'nın yanında yatıyordum. Yiğit geldi böyle bizi işte, Müzile beni bekliyor muyuz bu saatte falan diye. Ben de dedim yo, hadi gidip açalım kapıyı. İşte açtık, işte 8-9 kişi geldiler. Tabii ki de hiç aklıma hani böyle bir şey gelmedi. Bir arkadaşımız gelmiş olabilir, hani acil bir şey vardır büyük ihtimalle. Çok iyiye yorduğum bir an değildi aslında. Tabii ki de sabahın 6.30'da kapı çalmaz çünkü yani. Ama yani hiç aklıma polis olabileceği gelmedi. Birkaç sahne var bütün bu geçen 5 aylık süreçte. Kızların o hani koridordan uyanıp kulu halleriyle gelişlerini hiçbir zaman unutmayacağımı, yani unutmayacağımı biliyorum. Bunu anlamak bence mümkün değil ve yani hani diğer gözaltına alınan ve daha sonrasında konuştuğum hiç kimse de zaten nedenini anlayabilmiş değil. O cuma gününden cumartesi akşam saat 7'ye kadar 13 kişinin 12'si yavaş 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 yavaş, kimisi vatandan, kimisi şeyden, Çağlayan'dan serbest bırakıldı. Ve uzun uzun bekledik. Yani Yiğit'le beraber 2 kişi daha vardı içeride. Yavaş yavaş onların haberleri geldi. İşte birincisi serbest kaldı, tutuksuz yargılanıyor. İkincisi tutuksuz yargılanıyor. Sonra Yiğit'in tutuklu yargılanacağı haberi geldi. Bu olaylarla ilgili ikinci unutmayacağım an. Onun için de aynı şeymiş. Daha sonra ilk görüşmemizde bunu konuştuk. Hani bu haberi almak ve hani o çöküş. Yani en çok özlediği şey, tabii ki de çocuklarla sabah kahvaltısı diyor özellikle. Çünkü çocukların çok tatlı bir zamanı sabah. Yani bizimkilerin en azından öyle. Ama mesela başka arkadaşlarımıza da sosyalleşmeyi çok özlediğini, konsere gitmeyi çok özlediğini anlatmış. Hani sanırım herkes de başka bir şeyi özlüyor aslında yani. Yiğit şu an tek başına, tecritte. Anladığım kadarıyla 9 metrekare bir odası var içinde, banyosu ve tuvaleti var. Ve işte küçük bir terası var ama yani çok yüksek duvarlarla ve tellerle kaplı bir teras. Kışın güneşi göremediğini söylüyordu ama şimdiki mektuplarında artık yavaş yavaş güneşi gördüğünü söylemiş. Hatta işte bir ucunda öğleden sonra 1.30'a kadar sürekli güneşin olduğu bir yer varmış ve orada durup orada kitap okuyormuş. Hiç kimseyle konuşamıyor. Hiç kimseyle. Oradan hiç çıkarılmıyor. Her hafta bir saatlik bir görüşme iznimiz var. O bir saatlik görüşme izni sırasında oradan çıkıyor. Ve bir saat sonra yine aynı yere geri dönüyor. Neden bunu yaptıklarını anlayamıyorum. İşte kapısını anlatıyor. Küçük bir pencere gibi bir şey varmış. İşte oradan yemeğini uzatıyorlarmış. Gardiyanların da konuşma hakkı yokmuş onunla. Böyle yani anlayamadığım bir durumda ama yani şeyi biliyorum yani çıkacak. Bunun çok büyük bir yanlış anlaşılma olduğu anlaşılacak. Ya da ona ne dersek. Öyle orada geçirdiği zaman öyle kalacak. Yani bunun bir sorumlusu, hani bu hatadan dolayı cezalandırılacak biri falan. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Yani Yiğit orada harcadığımız, bilmiyorum bu ayrı kalarak harcadığımız o kaç ay olacaksa o, umarım biter en kısa zamanda. Onu orada geçirmiş olarak bitecek yani ve yani bunu hiç anlayamayacak olmak çok acı veriyor. Bir itham var, bir ima var, bir suçlama var aslında. İma falan da değil. Ama hani delil nerede? Delil yok. Bu adam bunu yapmış falan. Ne zaman yapmış, nasıl yapmış, nerede falan yok. Kaç fiziki takip fotoğrafı var ama yani Yiğit bir alana girerken ve çıkarken. Yiğit'in suçlamaları, Yiğit'in telefon konuşmalarına dayandırılmış. Bir dinleme var ama dinleme geziden sonra başlıyor. 5-6 ay sürüyor ve bitiyor ve o dinlemelerde yapılan konuşmalar ve sivil toplumla ilgili yani çalıştığı dernekler, vakıflar vesaireyle ilgili projelerle ilgili işler ve bunların hiçbiri suç değil. Hatta yani hepsi çok bayağı önemli kurumlarla, kişilerle yapılmış işler. Yiğit'e dair değil, diğer 16 kişiye dair de hiçbir şey bulunamıyor zaten. Herkes yazdı bunu, çizdi ama hiç kimsenin umurunda değil. Ya dur bir dakika, yanlış yapmışız diyen kimse yok. Böyle bir durumdayız.
0-3 yaş dönemi çocuklar için politikalar üreten, kaynak geliştiren, işte üniversitelerle çalışan, belediyelerle çalışan, belli zamanlarda bakanlıkla çalışan bir vakıfın Türkiye programını yönetiyor. Sultanbeyli'de bir park yapılıyor şu an. O parkın öncesinde belediyelerle beraber Kopenhag'a gittiler ve Kopenhag'daki çocuk parklarını gezdiler ve aslında ne kadar basit araçlarla parklar yapılabileceğini ve çocukların ne kadar bu parklarda gelişebileceğini, ne kadar rahat oynayabilecekleri, bu alanları nasıl yapabileceklerini baktılar ve buraya uygulamak üzere projeler geliştirdiler. Böyle böyle çok heyecan duyduğu bir sürü projesi vardı. Yani bilmiyorum, çok şey yapmamaya çalışıyorum, dramatikleştirmemeye çalışıyorum yaşadığımız hali elimden geldiğince. Çocukların düzenini bozmamaya çalışıyorum. Onlar da bu konuda bana yardımcı oluyorlar. Gün sayarken buluyorum kendimi ve büyük kızımı da, onun gün saymaması gerekiyor. Yani bir de bazen karıştırıyor, anne 142 mi 143 mü, tatlım önemli değil, boş ver sayma falan diye. Ve 24 Haziran'ı bekliyorum. Yani böyle havada kapkaranlık bir sis var. Onun içinde dolaşıyoruz daha çok. Ya ve biz sürekli olarak aynı şekilde geçmiyor. Yani hani böyle bir hep umutluyum olmuyor. Hep umutsuzum da olmuyor. Gün içinde, aynı saat içinde çeşit çeşit duygular şeklinde geçiyor. Ama hani mantığım bana diyor ki 24 Haziran'da bir çıkacak. Çünkü hakim, heyet bütün bunların hepsini dinleyecek. Yiğit'in savunmasını dinleyecek. Ve yani görecek ki ya bu adam bir şey yapmamış. Bu adamı buradan alıyoruz, çıkarıyoruz diyecek. Mantığım bunu söylüyor. Ara ara düşüyorum, korkuyorum ama genel olarak umutluyum. Yiğit de öyle.